Çok ödülmüştü. Diyarlar, yani genel kuvvetlerin reyini daha diyoruz. Buyurun ya. Hayırlı olun inşallah. Aynen. Bu destekleri hem kamu olarak hem bir kez daha sizlere teşekkür ederken psikolojik ve ticari işitme pozisyonunda tabii sosyal sorunu unutmadan, üretici ortakları unutmadan, bir kooperatif işitmesi olduğunu unutmadan bunu yapmaya çalışan bir kurum pozisyonunda. Müdürüm hayırlı olsun inşallah. Allah inşallah hayırlı olsun. Nasıl? Yapmayı nasıl yaptın? Ya şimdi siz 10 bin ton fonu alacaksınız depoya koyacaksınız. Nihai mamul yapacaksınız. Parayı daha sonra alacaksınız. 10 bin ton fonu bir kat milyon para yapıyor eski parayla. Nereden bulacağız o parayı? Yani acil kimseye borcumuz yok. Bu süreçte hata yapılabilir mi? Ticaret eksik olur mu? Olur tabi arka eksik var yani. Ne yaptık şimdi mesela? Yakın şeyi söyleyeyim. Şu anda muhtemelen bizim EFİD çalışıyor mu arkadaşlar şu anda? Kaç vardı ya? 3 vardı. Son aldığımız siparişin değeri kaç para? 96 milyon. 96 milyon. Yani çalışıyoruz arkadaşlar ya. Bir kısım mamuller ürettik, ortaya koyduk ve çalışıyoruz ya. Arkadaşlar tek derdim ticaret olsun, bu işin yolu kolay. Bizim aynı zamanda üretici koruma ve kollama görevimiz var ya. Dolayısıyla bir yüzümüzü oraya dönüyor. O yüzden çok kolay değil bu işleri yürütmek ya. Şimdi Karahisar'da muhtemelen bir hafta içinde açılır şeyi. Yani 5 megabayttır. Şu anda bitmiş Doğu Karadeniz'in en büyük gesini yaptık. Bizim sadece aylık 3 milyon sadece elektrik tüketimimiz var yani. 3 milyon yani. Bunun aylık geliri muhtemelen kaç olacak arkadaşlar? 5-6 milyon civarında. Aylık ya. Yani. Yani elektriğimiz bedava gelecek. Bir de o ürettiğimiz, tükettiğimiz elektrik kadar da elektriği satma şansımız olacak yani. Dolayısıyla yıllık ne almak sana 60 milyonluk bir gelirdi. Maliyeti 110 milyonu falan buldu bize. Arkadaşlar orası organ sahnenin projesi bitti. Şimdi onu da göstereceğiz. Bütün fizibilitesi bitti. Bütün etütleri, elektrikli neyse onlar. Ne o statik hepsi bitti. İPAT'ı bekliyoruz. Ama arkadaşlar yatırım değeri 17 milyon dolar. Ben ona bir kaynak bulmam lazım ya. Muhtemelen 3, İPAT 3'ü bekliyoruz. O da bir kısım destek gelecek. Şimdi ön tarafta bir proje yaptık. Bir kısım otel, bir kısmı ofis tarzında yaklaşık maliyetini çıkarmadık ama orada bayağı yüklü bir maliyet gösteriyor.